Kanal T ekranlarından herkese günaydın. Bizler yeni bir gazete programı ile yine karşınızdayız. Öncelikle bugün Dünya Hemşireler Günü. Bizler de bu sağlık emekçilerini, beyaz melekleri, Kanal T ailesi olarak yapmış oldukları görevlerden dolayı saygıyla selamlıyoruz kendilerini. Bunun güzel günlerini kutluyoruz. Bugün stüdyo konuğumuz Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden kalp damar cerrahiden iki önemli isim ve adada ilk kalp nakli olan hastamız Veli Çelik olacak. İsterseniz önce konuklarımızı tanıtalım. Doktor Ozan Emiroğlu KBC Klinik Şefi ve Doktor Hasan Birtan kalp damar cerrahi uzmanı. Adadaki ilk kalp nakli olan hastamız ise Veli Çelik. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Teşekkürler. Sizden başlayalım Veli Bey. Bir yıl geçti aradan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda ilk kalp nakli olan hastasınız. Bu süreç sizin için nasıl geçti? Hastanede nasıl gittiniz hastaneye? Tedavi süreciniz nasıldı? Kalp nakline nasıl karar verdiniz? Ve bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Uzun bir süre kalp yetmezliği çektim. Bayağı benim için sıkıntılı günler oldu. Sonra bir arkadaşım tavsiye etti. Dedi kalp damar cerrahındaki hocalarla bir görüşün. Bakalım ne olacak. Geldim, görüştüm. Ozan Bey'le de görüştüm. Hasan Bey'le de görüştüm. Yapılan tahlillerde, tetiklerde karar verildi ki illaki nakil olması gerekir kalp yetmezliği. Bayağı bir kalp yetmezliği vardı yani üstünde. Kısa bir zaman içinde 3 ay kadar yani 3 ay kadar bir zaman dilimi içinde organ bulundu bir bağışçı tarafından ve naklin gerçekleşmiş oldu hocalarının sayesinde. Ellerine, emeklerine çok sağlık olsun. Çok büyük bir operasyon başardılar benim için. Başarılı geçti. Ve şu anda sanki yeni doğmuş gibi hayatımı tekrar yeniden kazandım. Ve sağlıklıyım, mutluyum. Şükürler olsun. Peki Ozan Hocam, hasta size ilk geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olmayan bir operasyonu gerçekleştirmek için de bir tedavi yöntemi vardı ama bu ülkede yoktu bu. Evet. Siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Veli Bey, herhalde kalp naklinden bir sene önce başvurmuştum bize ilk. Bypass olması gerekiyordu. Damarlarında tıkanıklık vardı. İskemik kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalığı vardı. Ama kalp fonksiyonları o kadar düşüktü ki %10'lara kadar, yani bypass'ı kaldıramayacak düzeydeydi. Birçok kez biz kalp fonksiyonlarını değerlendirdik. Kendisi de çok çok uyumlu bir hastaydı. Hastanemize, bize tamamen güvendi. Siz ne dersiniz hocam dedi. Biraz tabii ki beklettik. Daha sonra kalp nakli projemiz iyice belirgin olunca işte Hasan Bey'le de görüştü. Tabii ki kalp bulunamasa yapay kalp dediğimiz cihazı da konuştuk Veli Bey'le. Ama Allah'tan evet, kalp bulundu ve başarılı bir şekilde hastamız da çok uyumlu, hemen kabul etti ve ameliyatı evet, gerçekleşti. Birazdan bu yapay kalbe geleceğiz ama biraz da bu işin cerrahi boyutunu konuşalım Hasan Hocam. Zor bir ameliyattı. Gerçekleştirilmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yani ada genelinde diyelim, Güney Kıbrıs'ı da katalım, sadece KTC'yi değil. Zor bir ameliyatı siz geniş bir ekiple gerçekleştirdiniz. Bu olayın cerrahi boyutu nasıldı? Nasıl gelişti? Şimdi tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle yetmezlik grubu hastalarına yönelik tedavi şeklimiz yıllar önce belirli hale geldi. Belirli bir süreçten geçmek zorundaydık. Tabii bu ihtisas yıllarına dayanan bir süreçtir. İhtisas yıllarında eğitim gördüğümüz hastanelerde
kalp nakli ameliyatları yapıldığı için ve yoğun bir şekilde bu ameliyatlarda bulunduğumuz için altyapıda tabii ki bu eğitim, tecrübe ve bilgi donanımına sahiptik. Ondan dolayı yıllar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de artık bu yetmezlik grubu hastasına dokunabilmek için, tedavi edebilmek için artık yetmezlik grubu hastalarına işte yapay kalp dediğimiz, ki bu da son işte 10-15 yılda çıkan bir metottur, veyahut kalp bulunduğu, organ bulunduğu takdirde de organ naklini gerçekleştirmek amacıyla böyle bir sürece girdik yıllar önce Ozan Bey ile. Belirli yerlerde yine eğitimleri yeniledik. Belirli yerlerde bir süreçten geçildi. Altyapı hazırlığı, donanımı gerçekleştirildi. Ve onun üzerine bu yetmezlik grubu hastasına da tedavi vermeye başladık Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde. Tabii bu nakil gerçekleşme sürecinde Antalya Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ömer Beyazıt hocamızdan da destek aldık. Onu da belirteyim. Kendileriyle iki hastane arasında biz protokol oluşturduk. Bu protokolun içeriğine göre de ilk nakillerde bize kendilerinin ekipleriyle birlikte de destek atacaklarını ve bilgi ve donanımlarını bizimle paylaşacakları yönünde bir protokol imzalandı ve bu şekilde bu ameliyatları gerçekleştirmeye de başladık. Peki Ozan Hocam, şu an hastamızın tedavi süreci devam ediyor. Tabii ki ömür boyu da devam edecek. Evet. Kontrolleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Düzenli testlerimiz var yaptığımız, ayda bir. Kliniğimize başvuruyor. Bizim orada kalp nakil koordinatörümüz var. Birebir zaten herhangi bir problem olunca hastamız direkt telefonla bize ulaşıyor. Yaptığımız testler var ama şu ana kadar her şey yolunda, sağlıklı. Ufak tefek işte bazen boğaz ağrısı çekiyor, ufak tefek soruları oluyor. Onlar dışında bir problemimiz yok. Herkes. Peki normal yürümesinde, aktivitelerini tek başına yapabilmesinde bunları gerçekleştirebiliyor tabii, değil mi? Tabii. Şimdi ameliyattan önce, yani ilk bize başvurduğu zaman, yani o bypass süresince başlamıştı. Yani kalp tıkanıklığının belli olduğu zaman bayağı bir nefes darlığı vardı ama ondan sonra bayağı bir ilerlemişti. Hatta hastaneye yattığı zaman odadan çıkamayacak düzeydeydi. Yani koridorda düşünün ki hastaneye yattı, odadan çıkamayacak, koridorda yürüyemeyecek düzeydeydi. Ama şimdi kendisine soralım isterseniz. Evet. Çok güzel. Neler değişti hayatınızda? Öncelikle hocamın şeyine bağlayayım. Her gün sporumu yapıyorum düzenli olarak. Yani hızlı adım 5 kilometre, 5000 metre yürüyorum. Ki daha önce 20 metre yürüyemezken. Evet. Çok güzel bir şey. Sağlığın tamamen yerine geldi diyebilirim. Peki Hasan Hocam, Veli Bey'den sonra biz bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Bir kalp nakli daha gerçekleştirdik. Yaklaşık o da herhalde yıla yaklaşmaya başladı değil mi? Yaklaşık 6 ay doldurdu ikinci hastamızda. O da stabil bir durumda çok şükür. Özellikle bu salgın döneminde çok sıkıntılı süreç geçirdik. Kendileri de birebir uydu. Tüm verdiğimiz tavsiyelere uydular. Çok şükür o pandeminin, işte salgının pik yaptığı dönemde de çünkü özellikle Veli Bey'di ama özellikle ikinci hastamız, yani bir yıla kadar olan sürede bu tür hastalar enfeksiyona çok açık bir şekilde yaşıyorlar. Özellikle yüklü bağışıklık sistemlerini baskılayıcı ilaç tedavisi verdiğimiz için çok kolay enfeksiyon kapabiliyorlar. O yüzden sıkıntılı süreç geçti. Şimdi daha iyi durumdayız. Çünkü artık salgın da kontrol altında. Bildiğiniz gibi de epeydir herhangi bir pozitif vaka yoktur. O yüzden bu dönemde böyle geçirmiş olduk. İkinci vaka 6 ayını işte doldurdu. Onun için bir 6 ay daha kritik süre. Ondan sonra bir yıl doldurduktan sonra bu tür hastalar birçok şeyde daha da rahatlıyorlar. Peki hocam, kalp nakli zor bir ameliyat. Yani baktığımız zaman hani diğer
organ nakillerine göre herhalde biraz daha sizleri zorluyor mu? Yani koordinasyon açısından biraz daha zor. Yani orada verici var, zamanlaması önemli. Kalp çıkarıldığı zaman belli bir süre içinde diğer alıcı hasta hazırlanıyor masada. Yani iki ayrı ekip aynı anda çalışmak durumunda. Tabii ki bu ekibin içinde yaklaşık bir 20-25 kişi yer alma durumunda. Yani normal bypass ameliyatlarında da işte ameliyat hani hemşirelerimiz, anestezi ekibimiz, işte perfüzyonist dediğimiz kalbin durdurmasına yardımcı olan cihazı çalıştıran ekip, aynı ekip tabii ki vericinin olduğu yerde de bulunmak durumunda. Tabii ki bu devlet hastanesi için de çok büyük bir başarı evet. aslında. Çünkü bunun dışında işte tabii ki bu hastaların izlenmesinde enfeksiyon ekibi, patoloji ekibi, diğer göğüs hastalıkları ihtiyaç olduğu zaman kardiyoloji ekibi var. Kalbin değerlendirilmesi, nakilden sonra değerlendirilmesini yapan birçok kişi bulunduğu için tabii ki bunları bir araya getirmek, bu organizasyonu sağlamak biraz zorlu oluyor. Tabii. Evet, biraz zaman aldı. Evet, esasen kalp damar cerrahi ekibinin de nazar değdi diyorum ben. Yani çünkü iki başarılı ameliyat, ardından işte bypassların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması, anjiyo sisteminin son teknolojiyle donatılması. Tabii bunların hepsi geçtiğimiz Şubat ayıydı sanırım. Bir yangın sonrasında biraz morallerimizi bozdu ülke olarak ama evet. ekip yine dimdik ayaktaydı. Başka bir hastanede görevine devam etti. Hatta bu süre zarfında Sağlık Bakanlığı da kısa bir operasyon geçirdi değil mi? Bir anjiyo yapıldı. Anjiyo yapıldı. Daha sonrasında da şu anda Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne geri döndünüz. Biraz da bu süreci bahseder misiniz Hasan Hocam? Şimdi bildiğiniz gibi 28 Şubat'tı yanılmıyorsam. 28 Şubat'ta işte nöbetçi olduğum bir gecede bir yangın çıktı maalesef. Apar topar ertesi gün işte sabaha yakın hastaları tahliye etmeye başladık. Tabii yıllarca evimiz gibi tuttuğumuz yer, çalıştığımız yer bir anda kül oldu. Onun için de nice başarılara da imzalar attık o serviste. Ama maalesef elektrik arızasından dolayı böyle bir yangın çıktı. Tabii onun üzerine Sağlık Bakanlığı'nın gösterdiği başka bir hastaneye taşındı. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji. Özellikle ameliyatlar ve anjiyolar orada devam etmeye başladı. Tabii onun üzerine çok geçmeden işte bu salgın hastalığı, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi pandemi hastanesi olarak belirlendi. Olduğu gibi hastane aslında devre dışı kaldı belli bir süre. Ama yaklaşık 22 Nisan'dan beridir hastanemiz artık Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olarak tüm alanlarda sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Evet. Nitekim kardiyolojik açıdan anjiyolar tekrardan başladı. Kalp damar cerrahisi ameliyatları tekrardan şu an başladı. Çünkü yangından hasar gören işte genel yoğun bakım, kalp damar cerrahi ameliyathanesi yoğun bakımı ve genel ameliyathane ve KVC servisi ciddi şekilde hasar görmüştü. Şu anda o hasarlı bölgenin %80'i neredeyse %90'ı giderilmiş durumdadır. Sadece KVC servisi bir tek olduğu yerde yenilenmedi, bekliyor. Diğer bölümler, genel yoğun bakım olsun, kalp damar cerrahi servisi, ameliyathanesi ve yoğun bakım olsun, genel yoğun bakım olsun, hepsi devreye girmiş durumdadır. Ameliyatlar tekrardan başladı Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve bu yönde de artık tedaviler devam ediyor. Yani o zaman şunu söyleyebilirim. Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahi servisi tam randımanlı olarak çalışıyor şu an. Yani ameliyatlar yapılıyor, anjiyolar gerçekleşiyor. Tabii. Peki Ozan Hocam şunu da size soralım. Malum biz Akdeniz ülkesiyiz ama et ve et ürünlerini tüketmeyi seviyoruz. Baktığımızda da en çok ölüm kalp hastalarından gerçekleşiyor dünya genelinde. Bu noktada biz ne durumdayız? Tüm dünyaya göre bizdeki de durum aynı. Yani
kalpteki ölümler bir numara maalesef en başta yer alıyor. Bunların içinde de en fazla kalp yetmezliği, kalp yetmezliğinden ölümler oluyor. Tabii ki biz Akdeniz ülkesi olduğumuz için aslında biraz da havamız da müsait. Şanslı durumdayız ama bunu çok kullanamıyoruz. Yani Akdeniz dediğimiz diyeti, işte zeytinyağlı, bize özgü yemekleri çok tüketmeyip ete biraz fazla yönelmiş durumdayız. Spor aktivitemiz biraz az. Sigara kullanma oranı çok çok yüksek maalesef. Bir de diyabetik hastamız çok. Yani şeker tüketimi de çok ve diyabetik hastamız da çok. Bunlar hepsi tabii ki kalp hastalıklarına etken olduğu için bizde de maalesef kalpten dolayı birçok hastamız bize başvuruyor. Peki en fazla rahatsızlık olan kısım hangisi? Yani anjiyo hastası mı çok fazla yoksa ameliyat ettiğiniz hasta mı çok fazla? Şimdi anjiyo hastası tabii ki çok daha fazla. İlk hastalar kardiyolojiye başvuruyor. Tabii ki onların bazı kullandığımız teşhis yöntemleri var. Eko, anjiyografi. Anjiyografide herhangi bir damar tıkanıklığı varsa bu %50'nin %60'ın üzerindeyse bu stentle hallolmaya çalışılıyor. Ama çok damar hastası oluyor veya işte stent takılmaya uygun olmayan yerler var. Yani stent takılması riskli olan durumları kalp cerrahisine yönlendiriliyor. Yani bizim haftada 5-6 ameliyatımız oluyor. Senelik 200-250 vakayı buluyor. Ama anjiyo hastası yani kalp hastalarının stentle hallolması daha kolay olduğu için anjiyo hastaları daha fazla. Peki Hasan Hocam, anjiyo yapılırken bazı kesimler korkuyor. Yani biz de bunu görüyoruz. Bunda korkulacak bir şey var mı? Ya şimdi her müdahale, tıbbi müdahalenin bir komplikasyon düzeyi vardır. Bu bilimsel olarak da kitaplarda yazan bir şeydir. Ama pratiğe baktığımız zaman normal anjiyodan dolayı herhangi bir sıkıntı çıkma oranı çok azdır. Yani %1'e mütevakkal ediyor. Yani binde bir hastada bir sıkıntı çıkacak. Ha tabii ki stent ve girişim yapılan hastada sıkıntı çıkma düzeyi daha yüksektir. Ama her bilinmesi gereken her tıbbi müdahalenin bir komplikasyon düzeyi vardır. Yani çünkü orada müdahale ettiğiniz kişi mekanik biri değil, biyolojik biridir. Onun için her zaman sıkıntı çıkma şansı vardır ama bilindiği gibi de artık bunlar tüm dünyada rutin bir şekilde yapılan işlemlerdir. Ve öyle kolay kolay da sıkıntı çıkacak düzeyde duyduğumuz sonuçlar yoktur. Bizim ülkemizde dahi. Yani korkulacak bir şey yok diyorsunuz. Yani kesinlikle yoktur. Kaldı ki eğer endikasyon varsa anjiyo için veyahut stent için veyahut stent olmazsa işte bypass ameliyatları dahi. Bilindiği gibi artık tecrübeli güzel bir ekip var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Bu ameliyatları yurt dışını aratmayacak şekilde de göğüslüyor. Tabii yani neticede hani ilk başta ameliyat dediğiniz zaman insanlar kendilerini bir şekilde hazırlıyorlar. Ama hani anjiyo biraz daha herhalde uyutma işlemi de gerçekleşmiyor bunda, değil mi? Uyutma işlemi yani neticede, lokal anesteziyle gerçekleşiyor. Sadece o iğnenin gireceği yer uyuştur olarak. Peki o zaman Veli Bey'e soralım. Size doktorlarımız ameliyat dediğinde ne hissettiniz? Yani hazır mıydınız? Hazırdım. Ama ne zaman olacağını bilmiyordum. Ama her an için hazırım. Bir akşamın bir saatinde Hasan Hocam telefonla aradı beni. Sağ olsun. Ve sevindirici haberi verdi. O kadar sevindim, mutlu oldum ki inanamazsınız. Peki aileniz nasıl karşıladı sizi? Yani neticede her ameliyat hepsi zordur. Hepsi sevindi. Onlar benden daha çok sevindiler. Şimdi sağlığınıza kavuştunuz. Tabii doktorlarımızın büyük emeği var, çabası çok, var. Çok. Nerede oturuyorsunuz? Onu da bir öğrenin. Yeni Erenköy'de Kalkın. Oturuyorsunuz. Yani yeşilliği de bol bir yer. Evet. Gezintiye güzel. Çıkıyor musunuz yani? Tabii. Birçok hobilerim vardı. Av gibi,
spor amaçlı. Evet. Balık. Balığa çıkmak, teknemle. Teknem var. Ve bunlara tekrar döndüğüm için çok mutluyum. Bunları yapamıyordunuz değil mi? Yapamıyordum. Yani en son ameliyat olmadan ne kadar önce mesela bu dediklerinizi yapabilmiştiniz? En az 2 yıl. 2 yıl çektiniz yani, evet. Bu sıkıntıyı. 2 yıl sonrasında evet. Sağlık ekibimiz... Şu anda tekrar bu saydıklarıma tekrardan ulaşabiliyorum. Peki bölge halkı nasıl davranıyor size? Mesela neticede bir de gayet orada saygılı, çok iyi karşılıyorlar. Peki hocam, şimdi bir de koronavirüs süreci de var. Özellikle işte kalp, diyabet, KOAH hastaları bu risk grubunda. Yani çok şükür bizim son hastamız da dün taburcu oldu devlet hastanesinden. Şu an bilinen vaka yok. Ama neticede her zaman bu salgınlar bir risk. Bu tarz durumlarda hastalarımızın nasıl kendisini koruması gerekiyor? Yani bunu genel olarak değerlendirelim. Yani normal bildiğimiz şekilde maske takmaları, hastalar, insanlar arasında mesafeyi korumamız, yani bunlar bizim de yapmamız gereken şeyler ama evet. Bu tür hastalarımız tabii ki bir ekstra dikkat etmesi lazım. İmmün sistemini kuvvetlendirici destekler alabilirler. D vitamini, omega 3 gibi. Ama şu anda ülkemizde vaka olmadığı için, bilinen bir vaka olmadığı için bildiğimiz işte bu tokalaşma, yakın mesafede bulunma, işte ortak mutfak veya başka malzemeleri kullanmadan kaçınma yeterli olacaktır. Peki Hasan Hocam, bu koronavirüsün kalp damarı cerrahisi, yani kalp üzerine etkisi nedir? Yani baktığımız zaman bütün uzmanlar bu noktalarda hep uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi özellikle kalp hastaları için, kalp damarda değil de kalp hastaları, kalp yetmezliği olan hastalar, solunum yetmezliği olan hastalarda, kronik hastalığı olan hasta grubunda daha doğrusu, tabii ki çok daha sağlıklı bir kişiye göre çok daha etkili olabilecek durumdadır. O yüzden bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı bildirimlerde, duyurularda özellikle kronik hastalığı olan diyabet, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklı insanların bu dönemde, bu salgın döneminde kalabalıktan uzak durmaları, hatta evlerinde izole olmaları, çok elzem durumda çıkmaları gerektiği zaman evden çıkmaları, hatta gerekmedik durumlarda kesinlikle evden çıkmamaları yönünde bildirimler yayınlandı. Bunun nedeni de dediğim gibi yani bu kronik hastalıklardan dolayı bağışıklık sistemleri düşük olduğu için bu enfeksiyonlara, sadece koronaya değil normalde gripal enfeksiyon olsun, basit bir viral enfeksiyona dahi çok açıklar. O yüzden kendilerini koruma yönünde ki özellikle bu süreçte, bu salgın sürecinde de çok dikkat etmeleri gerekir. Peki kalp rahatsızlığından korunmak için ne yapmamız lazım? Şimdi kalp rahatsızlığı, yani bilindiği gibi Ozan Bey'in söylediği gibi de bu aslında tüm dünyanın problemidir. Dünyada kalp damar hastalıklarından kalp damar hastalıkları hastalığı düzeyi oranı çok yüksek derecede. Bu da dünyanın gelişimiyle alakalıdır benim düşüncem. Çünkü hayat, beslenme şekli, yaşam tarzı ve günlük aktivite oranları 50 yıl öncesine göre tamamıyla değişmiş durumdadır. Bundan dolayı da yeni çağ hastalığı olarak zaten adlandırılan bir diğer ismi de kalp damar hastalığıdır. Bütün dünyada bu çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bundan korunma yöntemleri özellikle yüksek risk oranı olan hastaların beslenme şekilleri, yaşam tarzları, yani pasif yaşam şeklinden aktif yaşam şekline, günlük aktiviteleri, sportif aktiviteleri, ki Dünya Sağlık Örgütü'nün yine açıklamasında haftanın en az 5 günü 45 dakika sportif aktivite yapmak zorundasınız. Bu beslenme şekline ve yaşam şekline göre. Bunları yerine getirmeye çalışmak. Düzenli beslenme, kırmızı etten ve yağ oranı, hayvansal yağ oranı yüksek gıdalardan uzak durmak.
günlük yaktığınız kaloriye göre beslenmek, ki bu yağ deposu olarak sizde birikmemesi için. Çünkü yaşam tarzınız pasif geçtiği için beslenme tarzınız da fast food ve yağlı bir şekilde gerçekleşirse bu sizde yağ birikimi olarak depolanır. Yağ birikimi olarak depolandığı zaman, bel etrafında kalınlaşma gerçekleştiği zaman ilk basamak olan metabolik sendrom gelişir. Evet. Metabolik sendromun akabinde de diyabetik hastalık ve yüksek tansiyon gelir. Diyabetik ve yüksek tansiyonundan sonra üçüncü adımda kalp damar hastalığıdır. Evet. Aslında bu adım adım bellidir nereye gideceği. Onun için en büyük savaş bence insanlarda bel etrafındaki yağlanmanın engellenmesidir. Bunun için de yaşam tarzı ve beslenme tarzına dikkat etmesi gerekir. Peki Ozan Hocam, baktığımız zaman futbolcu ölümlerini de görüyoruz. Mesela benim tanıdığım, kendim birebir tanıdığım, içki kullanmıyor, sigara kullanmıyor. Düzenli sporunu yapıyor ama geçtiğimiz gün anjiyo oldu. Evet. Genetik faktörü de çok çok önemli tabii. Yani saydığımız işte risk faktörlerinin yanında sigara, diyabet, spor yapmama, stresli yaşam, yüksek kolesterol, bunlar risk faktörler. Herkes tarafından bilinen. Ama bunun yanında daha tam teşhisini tüm dünyanın koyamadığı genetik faktörler var. Bunlar da çok çok önemli. Bunlar işte maalesef ani ölümlere neden oluyor. Yani mesela bir ailede şöyle düşünün, bunu tersinden şöyle anlayabiliriz. Anne babadan özellikle bu genetik risk faktörler anneden geçtiğini düşünüyoruz. Ailede herhangi birisi bypass olmuşsa bu kişilerin daha fazla işte beslenmesine, sigara içmemesine, işte spor yapmasına daha dikkat etmesi lazım. Kontrollerine daha düzenli gitmesi lazım. Mesela 35 yaşından sonra ailede hiçbir kalp hastalığı yok. Bu kişiler işte 45-50 yaşından sonra kontrol olabilir. Ama bilinen bir aile öyküsü varsa bu çok çok önemli. Yani bize çok hasta geliyor. İşte kardeşi bypass oluyor. Ardından diğer kardeşi bypass oluyor. Hatta şöyle hikayelerimiz de var. Hastanede yatıyor. Bir kardeşi bypass oluyor, ikincisi üzüntüden anjiyo oluyor, ona da bypass oluyor. Bir hafta sonra onu da bypass yapıyoruz. Yani aile hikayesi çok çok önemli. Bu sizin bahsettiğiniz genetik risk faktörleri evet, burada önemli. Evet, o zaman siz Hasan Hocam ne kadar sıklıkla tavsiye edersiniz o zaman kişilerin gelip, yani sağlıklı biri olsa, ailesinde böyle bir öyküsü olmasa dahi tavsiye ediyor musunuz doktor olarak gelip işte kalbini baktırmasında gerek var mı? Yani şimdi eğer aile öyküsü olan genetik sıkıntısı, aile öyküsü, erken ölüm, kalp damara bağlı, bu gibi faktörlere bağlı erken ölüm olan ailesinde olan kişiler kesinlikle 35 yaş üstü rutin kontrollerini yapmakla yükümlüdür. Rutin bir kardiyolog tarafından muayenelerini yapmaları gerekmektedir. Eğer ailede herhangi bir sıkıntı yoksa kalp damar açısından, erken ölüm veyahut erken yaşta bypass olma, kalp krizi geçirme gibi öyküleri yoksa ve kişinin kendisinde yüksek tansiyon, diyabet hastalığı gibi hastalıklar yoksa, ki kalp damarı zarar verici olan hastalıklardır bunlar. O zaman 45 yaş üstü rutin kontrollerini yapmakla yükümlüdürler. Bir de şunu hep görürüz, etrafımızda da duyarız. Yani kalbim sıkıştı, ter attım, işte kriz mi geçirdim ya da spazm mı geçirdim? Yani bunu kişi nasıl anlayacak? Şimdi tabii ki belki çok doğru olmayacak bunu söylemem ama ilk önce tabii ki herhangi bir şüphede doktora gözükmekte fayda var. Evet. Çünkü kalp krizi kendini öyle bir şekilde belirtir ki, mesela sol elinde serçe parmağını uyuşmasından tutun, işte çene altına vuran ağrıya kadar veya bazı diyabetik hastalar hiçbir şey hissetmedi diyor. Yani göğüs ağrısı bile hissetmiyor. Ama basitçe şöyle anlayabiliriz. Kas ve kemik ağrıları üstüne bastırmakla, derin nefes almakla, pozisyon değiştirmekle artar veya azalır. Kalp ağrıları sabittir, sabit ağrıdır. Yani bilirsiniz kendinizden, işte bir tarafınız ağrır, sağ değil soluna yatarsınız, rahatlarsınız. Yani o kas ağrısıdır. Veya derin bir nefes alırsınız, ağrıda şiddetli bir artı oluyor. Yani artış oluyor, batmada oluyor. Bu işte kas, kemik veya akciğere bağlı bir ağrı olabilir. Kalp ağrıları genel olarak sabittir ama dediğim gibi herhangi bir şüphede bir doktora danışmakta fayda var. Çünkü
kalp ağrıları kendini çok atipik bir şekilde de belli edebiliyor. Yani klasik bir ağrımız yok göğüsten, evet. İşte sol kola yayılan, çeneye yayılan değişik durumlar olabilir. Mesela mide bulantısı, mide ağrısı çeken, işte basit bir terlemeyle başvuran hastalarımız da oluyor. Peki Hasan Hocam, kalp krizi geçiren bir hastaya ilk müdahalede ne yapmak gerekir? Şimdi yani doktor yok, hemşire yok. Orada işte bir kişi var yanında. Yani bu evet. Markette de başına gelebilir insanın, yolda da başına gelebilir. Adam orada kalp krizi geçiriyor, yere düştü belli. Ne yapmak gerekir? Şimdi aslında değişik de teoriler var bu yönde. Hı-hı. Duyuyoruz işte kalp krizi geçiren birine öksürmesi, şiddetli bir şekilde öksürmesi, göğsüne vurması. O öksürmeyi ben de öyle biliyordum bu arada. Şimdi literatüre baktığımız zaman böyle bir şey yoktur. Evet. Yani kalp krizinde literatürde işte öksürmeniz, hapşırmanız veyahut göğsünüze vurmanız diye böyle bir teori yoktur. Yani en azından ben okumadım öyle bir şeyi. Bilmiyorum. Bize öğretilen bir şey oluyor. Nasıl? Bize öğretilen öyle bir şey yok. Yani biz tıp fakültede de okurken yoktu. Uzmanlıkta da halen daha dünyanın okuduğu kitapları okuyoruz. Böyle bir durum da yoktur. Şimdi pratikte tabii kalp krizi geçiren birine bu müdahaleler yapılmış ve hayatları kurtulmuş diye bazı şeyler, teoriler çıkabilir. Ama bu bilinmesi gereken teoride böyle bir şey yoktur. Şimdi kalp krizi geçirip geçirmediğinizi zaten anlamak için en yakın bir sağlık ocağına müracaat etmek zorundasınız. Evet. Yani bir göğüs ağrısında kalp krizi olup olmadığını belirlemek için, teşhisi koyabilmeniz için bir sağlık ocağına, bir uzmanına gözükmeniz lazım. Ki Kıbrıs'ta evet. Doktora, sağlık sistemine ulaşmak çok çok kolay. Çok daha kolay. Yurt dışına göre, tamam. Evet. Bunun işte acil servisleri var, sağlık ocakları var. Sağlık ocaklarında doktorlarımız var. Doktor olmazsa hemşirelerimiz var. Yani en basiti bir EKG çeker. Bir EKG bulgusunda kalp krizi belirtisi varsa hemen gerekli müdahaleler hızlı bir şekilde yapılır ve hasta anjiyo laboratuvarına ulaştırılır. Çünkü önemli olan kalp krizi geçirirken en hızlı şekilde o anjiyo laboratuvarına sizin varmanızdır. Çünkü kalp krizi esnasında sizin en büyük zarar gören organınız kalp kasınızdır. Hatta hayati tehlikeniz mevcuttur. O yüzden çok süratli bir şekilde fazla vakit kaybetmeden sağlık ocağına veya bir acile başvurmanız gereklidir. Yani benim tavsiye edeceğim olur. Evet. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ozan Hocam'a kalp yetmezliğini de soralım. Evet hocam, bu kalp yetmezliği ve yapay kalple ilgili bizi de kısa bir bilgilendirirseniz evet, tabii. Memnun oluruz. Şimdi programın başında söylediğimiz gibi kalp hastalıkları maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok çok yaygın. Ve bunun içinde en yaygını kalp yetmezlik grubu hastalar. Tabii ki kardiyoloji ve kalp cerrahisi olarak biz bu kalp yetmezliği grubu hastalarına müdahale etmezden önce bayağı bir hastamızı kaybediyorduk. Tüm dünyada tabii ki kalp yetmezliğinin tedavisi çok güncellenen, hızlı gelişmeleri olan bir alan. Tabii ki kalp nakli hikayesi çok çok eskilere dayanıyor. Ama kalp nakli için yeterli donör, yani verici olmadığı için buradan tabii ki seyircilerimize hı-hı. bunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. En canlı örneği yanımızda Veli Bey oturuyor. Ne kadar gerekli olduğunu herkes idrak etmiş durumda diye düşünüyorum. Burada kalp bağışı çok çok önemli. Ancak kalp bağışı olmayan hastalarımız veya kalp nakline uygun olmayan hastalarımıza kalp destek cihazı, halk arasında yapay kalp olarak bilinen cihazları uyguluyoruz. Şu anda ilk taktığımız hastalarımızdan 5 senedir hayatta olan hastalarımız var. Ve uygun kalp naklini bekliyorlar. 5 hastamızı takip ediyoruz bu cihazlarla. Durumları gayet iyi. Bunun dışında kardiyolojinin uyguladığı yöntemler var. Kalp pili gibi. Bunlarla kalp kasını biraz artırmaya çalışıyoruz. İlaçlarımız var. Yani artık günümüzde kalp yetmezliği çaresiz bir hastalık değil. Eskiden tabii ki kötü olacak benzetmemiz ama kalp yetmezliğini biraz kanser hastalarına benzetiyorum. Çünkü ilerleyici bir hastalık. Ama
doğru yere başvurdukları zaman, yani kardiyoloji veya kalp cerrahisine, bu hastalığı artık günümüzde durdurabiliyoruz. Ve son dönemde de elimizde tedavi seçenekleri, işte kalp nakli gibi, kalp destek cihazları gibi yöntemlerimiz var. Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, artık programımızın sonuna geldik. İsterseniz Veli Bey, sizden başlayalım, mesajınızı alalım. Neler söylemek istersiniz? İlk önce devletimize çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladığı için. Arkasından bu operasyonda değerli hocalarımız çok büyük bir başarıyla operasyonu yapıp hayatımı bana tekrar geri verdikleri için onlara teşekkür ve ömür boyu minnettarlığımı sunarım. Evet, içeriye girmeden önce, yayına girmeden önce güzel de bir dilekte bulunmuştunuz. İsterseniz bunu siz de hatırlatırsanız. Ozan hocamız da bahsetti. Organ bağışı. Organ bağışı ne kadar güzel bir şey, onu şu anda yaşayan benim. Bağışı alarak, onun için herkesi organ bağışına davet ediyorum. Zaten sonuçta hani kendisi giderken o bir tarafa kendisine faydası olmayan bir şeyi götürmenin bana göre bir anlamı yoktur. Onu bağışlayarak arkasından birilerini dünyaya getirmek çok güzel bir şeydir. Evet hocam, sizden de alın mesajınızı son. Buradan tabii ki iki tane kalp naklimiz var. Verici ailelerine teşekkür etmek istiyorum anlayışlarından dolayı. Onlar için de herhalde büyük bir mutluluk kaynağı Veli Bey'i böyle görmek. Ve programın başında söylediğiniz gibi ben de Dünya Hemşireler Günü'nü, bizim bu kalp cerrahisindeki tabii ki büyük bir ekip işi ve en büyük yol arkadaşımız Dünya Hemşireler Günü'nü kutlamak istiyorum. Evet Hasan Hocam, sizden de alalım son mesajınızı. Evet, bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Bizim de gizli kahramanlarımız aslında hemşire hanımlardır, hemşirelerimizdir. Onların da bu gününü kutlarım. Bu ameliyatların da gerçekleşmesinde, tüm sağlığın dönmesinde çok büyük emekleri vardır. Onu da belirterek dünyada organ bağışına aslında bütün dünya ülkeleri çok ciddi bir şekilde çok ciddi yatırımlar yapıyorlar bağış konusunu artırmak için. Çünkü bugün yetmezlik, kalp yetmezliğinin en güzel, en altın standart dediğimiz tedavi şekli nakildir. Aslında kalp yetmezliğinde uygulanan yapay kalpler, tedavi, ilaç tedavileri veyahut pil yöntemleriyle işte kalp kasılmasını artırıcı yöntemler. Bunların yanında en iyi, en altın standart nakildir. Bunu dünya ülkeleri bildiği için de çok büyük önem ve efor sarf etmektedir organ nakline. Bizim ülkemizde de bu ameliyatlar artık yapılmaya başlandı. Halkımız da bunu görüyor. En iyi örnekleri de işte ortada. Onun için artık organ nakline de bizim halkımızın da daha iyi, daha özverili bir şekilde yaklaşmasını dileyerek program için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete programının sonuna geldik. Doktor Ozan Emiroğlu, Doktor Hasan Birtan ve ilk kalp nakli hastası Sayın Veli Çelik bizlerle birlikte oldu. Bu yayının sizlere ulaşmasında yardımcı olan yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu ve kameraman arkadaşımız Hasan Koç'a da ayrıyeten birer özel teşekkür de bulunuyorum. Birazdan kısa haberleri vereceğiz. Yarın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Ekem bizlerle olacak. Yeni bir gazetede görüşmek dileğiyle. Esen kalın.